Perinçek'ten Erdoğan'a bütün cemaatleri şeytanlaştırdı övgüsü. Fişlemeci rektörden itiraf. Nadira Kadirova dosyası da kapatılıyor. Günün haberleri başlıyor. Tarikat ve cemaatleri şeytanlaştıran AK Parti hükümeti ve çok doğru yaptı. Bakın, tarikat ve cemaatler Türkiye tarihinde hiç bugünkü kadar şeytanlaşmamıştı ve bunu yapan da AK Parti hükümeti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidara yakın televizyon kanalında katıldığı programda Erdoğan ve AKP'ye övgüler yağdırdı. Furkan Vakfı, Süleymancıların üzerine gidildi ve devam ediyor o süreç. Yani bakın, onun için şöyle bir şey söyleyeyim. Müsaade ederseniz. Bir şeytanlaştırma var. Cemaat ve tarikatların hedef alındığı tartışmada Perinçek, tarikatları ve cemaatleri şeytanlaştıran AK Parti hükümetidir ve çok doğru yaptı dedi. Tarikat ve cemaatleri şeytanlaştıran AK Parti hükümeti ve çok doğru yaptı. Bakın, tarikat ve cemaatler Türkiye tarihinde hiç bugünkü kadar şeytanlaşmamıştı ve bunu yapan da AK Parti hükümeti. Perinçek sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Tarikatlar ve Cemaatler başlıklı raporunu örnek gösterdi. Bakın, Diyanet İşleri'nin tarikat cemaat raporu çıktı ve aynı zamanda Adnan Oktar arkasından. Perinçek'in ifadelerine sert tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Doğu Bey'in açıklamalarına cevap hakkını AKP'lilere bırakıyorum. Vatan Partisi ile ittifak içerisinde olanlar AKP'lilerdir sözlerini kullandı. Doğu Bey'in değerlendirmelerini AK Partililer daha iyi yapacaktır. Yani AK Partililer Doğu Bey'le bir ittifak içerisindelerse, bunu da içlerine sindiriyorlarsa, ben AK Partili izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Doğu Bey'in değerlendirme ihtiyacı duymuyor. Şöyle bakın. Aynı gemide birlikte yolculukları Türkiye gemisindeyiz. 15 Temmuz sonrası İstanbul Üniversitesi'nde 200 öğretim üyesini fişleyerek YÖK'e gönderen rektörü Mahmut Ak, fişleme listelerini kanaat kullanarak hazırladığını, bunun için delile de gerek duymadığını itiraf etti. Fişlemeci rektörün skandal açıklamaları, fişleme mağdurlarından biri olan Profesör Doktor Vedat Demir'in mahkemeye yönelttiği Mahmut Ak tarafından hazırlanan listelerin hangi idari ve hukuki süreçlerle, hangi objektif kriterlerle hazırladığı sorusuyla ortaya çıktı. Rektörün verdiği skandal cevabı Twitter hesabından paylaşan Demir, meslektaşlarını ihbar eden fişlemeci rektör Mahmut Ak, mahkemeye gönderdiği yazıda listeleri kanaat kullanarak hazırladığını ve bunun için delile gerek olmadığı cevabını verdi. Bir hukuk devletinde davanın düşmesi ve asıl yargılananın iftiracı Mahmut Ak olması gerekirdi sözlerini kullandı. AKP iktidarının cadavında önce babasını ardından da annesini bir anda kaybeden 2 yaşındaki çocuk yaşadığı travmayla konuşmayı bıraktı. Aileye yaşatılan zulmü sosyal medya hesabından duyuran HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, eşinin ardından tutuklanan Yasemin Aladağ'ın çocuğuyla fotoğrafını paylaştı ve Anadolu'dan feryatlar yükseliyor. Yeter artık bu mazlum çocuklara çektirilenler, anneler tutuksuz yargılansın ifadelerini kullandı. Yasemin Aladağ, eşi de 2 yıldır tutuklu, çocuğuyla büyük perişanlık çeken bir kişi. Kütahya cezaevinde kafasında intihar düşünceleri var. O kadar rahatsız ki evladına gelemiyorum diyor bir yakını bana bunu aktarıyor. Gergerlioğlu'nun mesajına duyurduğu Yasemin Aladağ'ın annesi de torunu için kızım alınınca konuşmamaya başladı. Kimselere kendini dokundurtmadı. Psikiyatriye götürdüm, çocuğun hayatı allak bullak olmuş dedi. Babasını tanımıyor, annesini çok biliyor, cezaevine gidince annesinden kopmuyor, herkes ağlıyor. Yanına aldı, demir kapılardan çok korkmuş. Hastalandı, geri aldım sözlerini kullandı. Elazığ'da meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası 24 Ocak'taki depremde ağır hasar alan ve tahliye edilen 6 katlı bina çöktü. Çöken bina ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle büyük depremden beri kullanılmıyordu. Binanın boşaltılması can ve mal kaybını da önledi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadire Kadirova'nın ölümüne ilişkin hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Raporda Kadirova'nın ölümünün intihar olduğu yönünde tespitlere yer verildi. Savcılığın da rapor üzerine soruşturmada takipsizlik kararını yazmaya başladığı öğrenildi. Fahşilerce sinirim. Nadire Kadirova atıp öldürüldü. Vahşilerce. İstanbul Milletvekili AKP'li Şirin Unal'ın Ankara'daki evinde AKP'li Şirin Unal'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nadire Kadirova'nın abisiyim, adım Muhammed Ali. Buradan bütün sevgili, saygılı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına, abilerime, kardeşlerime buradan sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun, sesimizi duydurun. Adalet nerede? Hani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki adalet bu mudur? Türkiye Cumhuriyeti'nde adil tıp raporları, sonuçları 3 aydan 6 aya kadar sürecekler dediler. Ama henüz hiçbir şey yok. Suçlarını örtmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Nadire Kadirova bakıcı olarak çalıştığı AKP'li Ünal'ın evinde 23 Eylül 2019 tarihinde silahla vurulmuş şekilde bulunmuş. Kadirova'nın ölümünün üzerinden henüz 2 gün geçmişken Ankara Emniyeti de intihar yönünde açıklama yapmıştı. Bir kızın hayatı o kadar ucuz mu oldu? Bu kadar mı ucuz? Hiç mi diğeri yok mu da? Katiller işlerini yapıyorup da hiçbir şey olmamış gibi davranmasına izin vermeyin lütfen.